Merhaba canlarım, merhaba güzellerim. En kötüsünden başka, iyiye yakın bile bir şey görmediyseniz, eğer iyinin ne olduğunu bilemezsiniz. En kötünün biraz daha iyisi size iyiymiş gibi gelir. Eğer iyileri görmüşseniz, en iyi görmeniz şart değil. İyileri görmüşseniz, kötüler sizin gözünüzde berbattırlar. Çekemezsiniz, isyan edesiniz gelir isyan, isyan edesiniz derken elbette ki bireysel olarak ruhsal, disipliner anlamda söylüyorum. Bireysel disiplin anlamında söylüyorum. Öfkelenirsiniz yani. Ya biz ne güzel şeyler gördük, ne güzel insanlar tanıdık dersiniz ve o kötüleri haklı olarak eleştirirsiniz. Ben tabii çok Merkez Bankası Başkanı gördüm ama Merkez Bankası Başkanları o dönemli merkez bankası başkanları özerk merkez bankası başkanları değildiler zaten. Siyasi iradelerin emrindeydiler. Ama eğer devlet ise söz konusu o dönemin merkez bankası başkanları başbakanlara bile itiraz edebilirlerdi. Özerk olmadıkları halde. Tabi Osman Şıklar olsun, Ziya Müezzinoğlu olsun, Rüştü. Saraçoğlu. Nun. Bunlar iyi merkez bankası başkanlarıydılar. Daha yakın tarihe gelirsek Süreyya Serden geçti. Çok iyi bir merkez bankası başkanıydı. Durmuş Şırmaz durmuşlumaz. Halen iyi parti milletvekili. İyi demem benim için iyi demem bile yetersiz. 2009 yılında Avrupa Birliği merkez bankacıları arasında yılın merkez bankacısı seçildi. O kadar başarılıydı. Hükümetten bağımsız çalışıyordu. Erdem Başçı iyi merkez bankacıydı. Hatta hatta Murat Çetinkaya bile iyi bir merkez bankacı başkanıydı. İyi bir merkez bankacı başkanı olduğu için zaten görevden alındı. Apar topar. Yerine Murat Hüysal getirildi. Murat Hüysal çok kötü bir merkez bankası başkanıydı. Merkez bankacı bile değildi. Yukarıdan ne gelirse kendisine talimat olarak başkan ve devlet başkanı ve damadından onların emirlerini yerine getiriyordu. Öyle Merkez Bankası başkanlığı olmaz. Ne oldu? Yaranamadı, kovuldu. Arkasından Naci Abal getirdi, getirildi. Öyle ya da böyle bir devlet adabı vardı. Seversiniz, sevmezsiniz işte hataları vardı. Beşkili çeteye kıyakçılık yaptığı vergide. Maliye Bakanlığı bir diken olabilir bütün bunlar bilmiyorum. Kanıtlanmış şeyler mi bilmiyorum. İddia sadece. Ama her şeye rağmen bir devlet adabı vardı. Merkez bankacı olmadığı halde merkez bankacılığın gereklerini yerine getirmeye çalıştı. Ama ne oldu? O da yaranamadı. Onu da görevden aldılar. Şimdi canlarım, Bekri Mustafa ile ilgili bir anekdot vardır. Fıkra vardır. Anekdot değil tabi. Anekdot yaşanmış bir şeydir. Fıkra vardır. O fıkra Bekri Mustafa'nın namazını kıldırdığı mevtanın kulağına tabutun üzerinden şöyle dediği anlatılır fıkrada. Bu gece gideceksin. Münker ve Nekir isimli melekler gelecek seni sorguya çekecekler. Bu dünyanın halini mutlaka soracaklar. Onlara Bekri Mustafa yeni camiye imam oldu dersine onlar dünyanın ne kadar berbat bir hale geldiğini anlarlar diyordu. Çünkü Bekri Mustafa sabahtan başlayan, yatıncaya uyuyuncaya kadar içki içen, namazda niyazda işi olmayan birisiydi. Ama fıkra bu ya. Dördüncü Murat da kendisi gibi olduğu için, içkici olduğu için. Bekri'yi çok seviyordu. Yeni camide imam kalmayınca Bekri Mustafa'yı yeni camiye imam atamıştı. Böyle bir şey büyük ihtimalle yaşanmadı. Ama bu fıkrayı uyduran bir millet, bakınız uyduran bir millet bunu durduk yerde uydurmamıştır. Allah gecinden versin ancak bugünlerde öbür tarafa gidecek olan bir merkez bankacı olursa sorulduğunda bir tek şey söylesin bu dünyanın halini. Daha doğrusu Türkiye'nin halini anlatmak için. Ya Türkiye'de Merkez Bankası başkanlığına Şahap Kavcı getirildi. Desin zaten onlar Türkiye ekonomisini de Türkiye Merkez Bankası'nda bankacılığı da ne halde olduğunu anlarlar. Evet. Çok Merkez Bankası başkanı gördüm. Murat Uysal kötüydü. Çok kötüydü, berbattı ama Şahap Kavcı göreceksiniz Murat Uysal'ı Aratacak. Yani Murat Uysal'ın hiç olmazsa yukarıdan emir ve talimat aldığını biliyorduk ama Murat Uysal siyasi gerekçeler, siyasi bahaneler uydurmuyordu. Mesela siz bir mermi kaç para biliyor musunuz demiyordu. Doğalgaz aranırken ne kadar para harcanıyor diye sormuyordu halka. Kaldı ki doğalgaz gaz aramıyoruz artık. E hani çok bulmuştuk. <laughs> Doğalgaz kendi kendine çıkacak belli ki. Ya bu cumhurbaşkanı çok kandırıyorlar ya. Herkes kandırdı ben hariç. Bir de ben kandırabilsem. <laughs> Hay ben kandırırsam ona doğruları söyleyeceğim. Bana inanırsa ben doğruları söyleyeceğim söylüyorum. Nitekim ben ve benim gibileri dinlemediği için bu hale geldik neyse. Benim ve benim gibi düşünmeyenleri dinlediği için bu hale geldik ya da. Öyle söyleyeyim size canlarım. Şahap Kavcı neden kötü bir Merkez Bankası Başkanı? Şimdi yaptığı açıklamalardan giderek bunu size izah etmeye çalışacağım. Bakın iki gün önce Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu bazı açıklamalar yaptı. Önce o açıklamaları okuyayım. Sonunda esas görüşümü söyleyeceğim. Bakın diyor ki, Uluslararası emtia fiyatlarının bulunduğu yüksek seviyeler Enflasyon görünümü üzerinde yukarı yönlü risk oluşturmaya devam etmektedir. Yani gelecek olumlu değildir. Değil mi? Umut yok. Öyle değil mi? Öyle. Devam ediyor. Petrol üreticisi ülkelerin arz kısıtlamalarını ne hızda ve derecede gevşetecekleri petrol fiyatlarının önümüzdeki dönem seyrinde belirli olacaktır. Olacaktır. Bu ne? Umutsuz. Her türlü belirsizlik umutsuzdur. Bakınız her türlü türlü umutsuzluk, olumsuzluk var dersiniz ama artık belirlidir, kesindir, tedbir alırsınız. Her şey güzel olacak dersiniz, umutlarınız vardır ve gerekçeleriniz vardır anlatırsınız, belirlilik vardır. Ama belirliliğin her türü, her türü olumsuzdur. Ne yapacağınızı bilemezsiniz. Karşınızın da karşınızdakinin de ne yapacağını bilemezsiniz. Bir merkez bankası başkanı düşünün, belirsiz bir ortamda yaşayacağımızı açık açık itiraf ediyor. Yani olumsuz. Yani umutsuz vaka devam ediyor. Küresel 2. Küresel tedarik zincirindeki aksamalar üretici fiyatlarının artmasına sebep olmaktadır. Fiyatlar tedarikten dolayı yani küresel tedarik zincirlerinin fiyatlarındaki yükselişten dolayıymış. Ya oralarda enflasyon yok ki. Oralarda dezenflasyon var. Bütün dünya ülkeleri gelişmiş bizim ticaret yaptığımız, ürün aldığımız, ürün satın aldığımız ülkelerin hemen hepsinde enflasyon sıfır ya da eksi. Bilemediniz yüzde yarım, yıllık yüzde yarım. E o enflasyon bize nasıl etki yapıyor ya? He? Şahat Bey, Şahat Bey, Bey. Kendinde misin? Kafa mı buluyorsun bizimle? Yapma kardeşim ya. Allah aşkına sen merkez bankacısın ya. Ya millet enflasyonu arttırmaya çalışıyor Avrupa ülkelerinde. Amerika'da falan. Sen kalkmışsın. Oradaki tedarikçilerin fiyat arttırdıklarından dolayı bizde enflasyon olduğunu söylüyorsun. Sus, sakın bir daha böyle şey söyleme. Alay konusu olursun. Bak alay konusu. Bak ben şu anda alay etmiyorum. Ama birazdan daha kafayı bulurum seninle. Açıkçası bulurum abi. Dalga geçerim. Böyle şey olur mu ya? Ayıptır be. İnsan utanır biraz ya. Merkez Bankası Başkanısın sen. Sokaktan geçmiyorsun. Sana uzatılan bir mikrofona konuşma yapmıyorsun kardeşim. Aa ne ayıp şey ya. 3. Üretici fiyatlarının tüketici fiyatlarına geçişkenliği ve bunun kaynakları yakından takip edilmektedir. Ya yakından takip etmek neyi değiştirir? Neyi? Ha benim hep anlattığım bir anekdot vardır. Yaşadım bizzat yaşadım. Galatasaray Gaziantep. Gaziantep Galatasaray maçı oynanıyor. Kamil Ocak'ta yani Gaziantep'te. Mustafa diye de bir olan var 1996 falan olması lazım Ben de akşam gazetesindeyim Siyaset yazıyorum her gün Haftada bir defa da Galatasaray maçlarını izliyorum Gidiyorum dışarıya da gidiyorum Yani e, deplasmana da gidip yazıyorum Sakıp Özberk miydi Bir hoca var Gaziantep'in başında Hacıyı tutmakla görevlendirdiği Mustafa'ya diyor ki ayrılma yanından Takip et koş koş onunla beraber koş En sonunda Mustafa'nın burası geliyor Belli ki Mustafa durdu ellerini beline koydu Ya hocam dedi adam koşmuyor ki <laughs> hani hiç koşmuyordu işini yapıyordu. Şimdi bizimkisi bizim Merkez Bankası Başkanı üretici enflasyonunu takip ediyor sadece. Abicim üretici enflasyonu takip etmekle bir işe yaramaz ki. Üreticide enflasyon neden var? Niçin var? Sevgili başkan sen bunu bul bunu anlat insanlarımıza buna çözüm bulmaya çalış çünkü merkez bankasının asli görevi kurun üzerine baskı yapmak değil enflasyonda istikrarı sağlamaktır fiyat artışlarının önüne geçmektir kardeşim sen bahane buluyorsun ya Allah Allah 4 Arz yönlü enflasyonist unsurların beklentiler üzerindeki ikincil etkileri ve finansal göstergelerle etkileşimi yakından takip edilecektir. Abi takip et diyen yok sana takip etmeden de işini yaparsın. O kadar harika oynarsın ki mesela Sakıp Özberk o Mustafa'ya ki hakikaten o Mustafa şimdi herhalde 40 yaşlarını geçmiş bir genç adamdır. O Mustafa iyi bir futbolcuydu. Mustafa Yalçın Taş mıydı? Yalçın. neyse unuttum soy ismini. Gerçekten iyi bir futbolcuydu. Hatta bir ara Beşiktaş istedi aldı mı bilmiyorum. Desedi ki Sakıp Hoca Mustafa'ya. Mustafa kardeşim sen yetenekli bir futbolcusun. Bırak Hacı yine bok her şeysin. Sen kendi futbolunu oyna deseydi inanın belki de Mustafa Galatasaray'a kök söktürecekti. Merkez Bankası Başkanı bırak sen onu bunu takip etmeyi. Kardeşim işini yap işini. Sen işini iyi yaparsan ötekiler seni hiç etkilemez. Ya işini yap ya. Allah Allah. Sadece takip ediyorsun belli ki. Mustafa gibi takiple görevlendirmişsin. Senin de Sakıp Özberkin Tayyip Erdoğan yoksa. Ama ayıp ya. Ayıp ya vallahi Allah. Ya bu ülkede bu konuları bilen insanlar olduğunu da aklına çıkarma kardeşim. 5. Son dönemde ülke risk primindeki artış, finansal piyasalardaki oynaklık ve portföy çıkışları kur üzerindeki yukarı yönlü baskıları artırmıştır. Bu durum fiyatlama davranışları ve enflasyon görünümü üzerinde risk oluşturmaktadır. Yine umutsuz baka. Umutsuz bak, hep umutsuz bak abi. Yani risk primindeki artışı ben mi yaptım? Yani Türk lirasının bu kadar değersiz olması, CDS primlerimizin yüksek olmasının müsebbibi ben miyim Şahapçığım? Ben miyim kardeşim? Allah aşkına söyle ya, de ki ya bir dede var ya da Selçuk var. Selçuk geçeriz suç. Murat Muratoğlu mu suçlu? Kara Murat'ı. çok kötü Kara Murat. <laughs> Kara Murat'ı At topu Kara Murat'ın üzerine. Ya Atilla Yeşil'e değil suçla. Olabilir. Evrenin suçla. Suçla abi bizi. Tura'nın suçla. Bak bunlar olur. Bizi suçla abi. Ama Kemal Kılıçdaroğlu'nu suçlama abi ya. Adam ne yapıyor ya? Allah Allah. Ya bırakın Allah aşkına ya. Ha bunlar nasıl Merkez Bankası başkanları ya? Sanki bu risk primini biz biz yükseltiyoruz. Kardeşim yanlış yönetiyorsunuz memleketi. Daha doğrusu memleketi yönettiğinizi zannediyorsunuz. Her şey kötü, Derbat. Sizin yüzünüzden yani. Bizi niye suçluyorsun ya? Buna rağmen bak ben izin veriyorum. Suçta da reklamımız olsun. <laughs> beni izlemeye devam et Şahap. Hatta paylaş. Abone ol bana. Bas bas. Ay parmakla demedim. Bas şeye bas. Abone olunuza bas. Heh, tamam Şahapçık. İzle izle beni. Sen beni izlersen oh, 500 bini buluruz. Bu gidişle. <laughs> ya da sıfırı çekeriz. 6. Küresel talepteki toparlanma ve enflasyon beklentilerindeki yükseliş uzun vadeli tahvil getirilerini yükseltmektedir. Allah Allah. Enflasyon beklentilerindeki yükseliş. Demek ki enflasyon yok ama beklentisi var Avrupa'da. E, henüz daha beklentisi olan, enflasyon olmayan bir ülkeden bize nasıl enflasyon idrak ediyorlar? Ya da biz nasıl enflasyon ithal ediyoruz? Seni şahap seni. Seni şahap. Bu baybur, bayburtlular çok uyanık agam be. Vallahi çok uyanık. Gelişmiş ülke para politikalarına bağlı olarak risk iştahında gözlenen dalgalanmalar sermaye akımları kanalıyla döviz kurları ve enflasyon üzerinde etkili olabilecektir. <laughs> Hep olumsuz. Abi bir tane umut yok şimdiye kadar. Zaten bekleyelim görelim bakalım. Belki gelir bir umut. 7. 2020 yılındaki hızlı kredi genişlemesinin ve tasarruf artışının birikimli etkilerinin yanı sıra 2021 yılının ilk çeyreğinde bireysel kredilerde gözlenen canlı seyirin iç talebi desteklemesi parasal sıkılaştırmanın yavaşlatıcı etkilerini ve dezenflasyon sürecini geciktirmektedir. Şahap ben senin Yeni Şafak'taki yazılarını okuyordum. E sen o zamanlar Murat Huysal'ı alkışlıyordun. Cumhurbaşkanını alkışlıyordun. Harika diyordun yüksek faiz, yüksek enflasyon sebebidir diyordun. E şimdi öyle demiyorsun. Şah, hayrola? Ne oldu? Cumhurbaşkanı da değişti mi yoksa fikirde? Ya kardeşim ciddi olun ya. Ya Allah aşkına ciddi olun ya. Ya sen Merkez Bankası Başkanısın be. Merkez Bankası Başkanısın ya. Yeni Şafak'ta yazdıklarımın hepsinin arkasındayım. De göreyim seni. De abi de. Belki daha iyiydi o zamanki fikirlerin. Bilmiyorum olabilir. Uygulamıyorsun ki. Takıldın birisinin peşine sen de gidiyorsun. Murat, Murat Uysal'dan ne farkı var senin? Hiç olmasa Murat Uysal'ın emir talimat aldığını biliyorduk. Sen emir almıyormuş gibi yapıp emir alıyorsun. Daha kötü. Yapma kardeşim ya. 8. Yurt içi yerleşiklerin yabancı para birimi cinsinden mevduatlarını azaltma eğilimi. Neredeyse nasıl azalttıysalar bilmiyorum. Türk lirası ve Türk lirası cinsi varlıklar üzerindeki baskıyı azaltmakla birlikte bu eğilimin kalıcılığı yakından takip edilecektir. Yine takip, takip, hep takip. Bundan sonra senin adın takipçi Şahap olsun. Şahap takipte. <laughs> ya bir Şahap kardeşim ya. Allah aşkına ya. Peki bu yerleşikler dövizlerini bozduruyor da bu dolar neden 8 lira 23 kuruş bugün piyasalar kapalıyken? Ha neden? Neden abi anlat ya? Bu nasıl döviz bozdurmak ki döviz kurları artıyor? Döviz bozdurmak demek dövizden çıkış var, döviz bollaştı demek. E nerede? Hani nerede? Şahap takipte. Allah Allah. Devam 9. Salgının yurt içi ve yurt dışındaki seyriyle aşılama süreci iktisadi faaliyet üzerinde her iki yönde risk oluşturmaktadır. Artan vaka sayıları sonrasında alınan kısıtlama kararları iktisadi faaliyeti kısa vadede yavaşlatacaktır. Diğer yandan yurt içinde ve dışında aşılamanın öngörülenden daha süratli gerçekleşmesi, mal ve hizmet ihracatı ile yurt içi hizmet sektörlerindeki iyileşmeyi destekleyebilecektir. E birazcık umut, birazcık. Yani 9. maddeye geldiğimizde hafif bir umut ama dışarıyla ilgili, bizimle ilgili değil. Hay Türkiye ile ilgili umut yok. Dışarıda aşılanma tamam. Onlar normale dönebilirler diyor. Ben anlatıyorum zaten çoğunun döndüğünü. Yakın zamanda döneceklerini. Tamam da şahap takipte salgının bu hale gelmesinin müsebbibi biz miyiz? Muhalefet partileri mi yoksa sen ve senin gibi gazetelerde zaman zaman orada olsa yazı yazan bir de her gün değilse bile haftada 5-6 gün yazan yandaş yalakalar mı? Ya siz getirdiniz adamı bu hale. Eğer siz döneminde Erdoğan'ı bilim kuruluna lütfen uyunuz Sayın Cumhurbaşkanı diye uyarsaydınız Türkiye bu hale gelmezdi. Sağlık Bakanı'na uyarsaydınız Sayın Bakan siyaseti bırakın. Tıp ne emrediyorsa ne gerektiriyorsa tıp birimi onu yapın diye yazsaydınız konuşsaydınız sevgili Şahap Türkiye bu hale gelmezdi. Bırak şimdi bu bahaneleri. Bunların sorumlusu da sizlersiniz. Biz değiliz. Biz bunlara izin imkan verilmesin diye mücadele eden taraftarıyız. Biz dinleseydiler zaten bunlar olmazdı Şahapçı. Ya canım kardeşim. Belki de Merkez Bankası Başkanları 4 yılda bir normal şartta görevden kendi süreleri de olduğu için ayrılsaydılar ya da kimilerinin süreleri uzatılsaydı onlar da bankacılık yapsaydılar yani biat edeceklerine merkez bankacılığı yapsaydılar sevgili Şahap Türkiye bugünleri yaşamayacaktı. Bunları niye söylemiyorsun kardeşim? E bunları söyle. 10. Salgına bağlı olarak talep koşullarının ve kapanmaların sektörler itibariyle farklılaşması ile istihdamı korumaya yönelik tedbirler çıktığı açığı ve birim iş gücü maliyetlerinin ölçümünü zorlaştırmakta ve enflasyon tahmin belirsizliğini artırmaktadır. Yine olumsuz. Ne? enflasyon tahmin belirsizliği artıyor. Bütün bunların hepsi birer bahane şahap kardeşim. Senin halka anlatman gereken şu. Bunların birer sorun olduğunu söyleyeceksin. Nasıl çözeceğini anlatacaksın. Belirsizliği değil. Ne yaparsan ne kadar bir zamanda ne kadarlık bir istikrar sağlayabilirsin. Kalıcı istikrarı ne zaman sağlayabilirsin? Bunları anlat. Bunları anlat. Bizi masa başında, sofra başında yemek gelecek diye bekletme. Gelmince olmuyor. Bak aşı ne oldu aşı? İki ay ertelendi. Oysa daha düne kadar insanlarımız aşı geliyor diye Biontech'ten mutlu, umutlu bekliyorlardı. Dünyanın en kötü şeyi yalandır. Yalan söylüyorsun demiyorum. Hayır. Büyük ihtimalle bilmeden, istemeden söylüyorsun bunları. Yalan olsun diye de söylemiyorsun ama yanlış yapıyorsun. Siyaset olsun diye yapıyorsun. Belirsizlikten başka hiçbir şey söylemiyorsun. Şahap belirsizlikte, şahap takipte. Başka bu kadar. Olmaz kardeş. Olmaz. 11. Salgının küresel ölçekte etkisini yitirmesiyle başlayacak normalleşme sürecinde turizmde görülebilecek toparlanma görülecek değil, görülebilme ihtimali var. İhtimal dahilinde. Yani emin değilsin, değil mi Şahapçım? Evet. Talep ve dış denge kaynaklı olarak enflasyon üzerinde etkili olabilecektir. Bak. Salgının küresel ölçekte etkisini yitirmesiyle başlayacak normalleşme sürecinde turizmde toparlanma görülecek toparlanma görülecek. Talep ve dış denge kaynak olarak enflasyon üzerinde etkisi olumlu olacaktır. Enflasyon oranı hız düşme ya da enflasyon hız kesecek ya da düşecektir diyebiliyor musun? Diyemiyoruz. Neden diyemiyorsun Şahap? Niçin? Kendine mi güvenin yok? Seni yöneten şahsa mı güvenin yok? Türkiye ekonomisine mi güvenin yok? Bir şeyler var ortada. Birilerine güvenemiyorsun Şahap. Ancak öz güveni olan bir insan kesin konuşur. Bak sen kesin konuşamıyorsun. Merkez Bankası Başkanısın sen ya. Sen kesin konuşamazsan kim kesin konuşacak kardeşim? Sütçü mü Bank Genel Müdürü mü konuşacak? Sütçü Bank Genel Müdürü mü diyecek bilmem ne? Ya da kaçan Çiftlik Bank patronu Tosuncuk. Tosuncuk o mu yapacak açıklamaları? Öbür kaçan bir tane daha var Fatih Özer. 2 milyar dolar aldı götürdü diyorlar. O mu yapacak kesin açıklamaları? Onlara mı inanacağız biz Şahapçım? Sana mı inanacağız kardeşim? Ya ayıp ya. Vallahi ayıp billahi ayıp. Çok ayıp hem de. 12. Enflasyonu kısa vadedeki yukarı yönlü seyri orta vadeli enflasyon beklentilerini olumsuz etkileyerek beklentilerin tahmin hedeflerine yansıma hızını yavaşlatma riski oluşturmaktadır. Yahut Şahap kardeşim söylediklerinin hiçbirisinin içinde geleceğe yönelik bir umut yok umutsuzluk 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 fakat bunları da belirsizlik içinde söylüyorsun. Eğer kesin söylesen bütün bunları halk belki de hükümete yardımcı olacak, tamam diyecek. Biz bunları Ecevit Bahçeli merhum Yılmaz döneminde yaşadık. Onların ülke ekonomisini tamamen durdurmalarına ama istikrarı ve Türk lirasındaki aşılmayı durdurmalarına destek verdik sesimizi çıkarmadık diyecekler belki de tedbir alacaklar. O zaman tedbir almayanlar da vardı. Sen bunu yapmıyorsun ki Şahap. Sen bunu yapmıyorsun. Hem umut vermiyorsun hem de ne olacağını anlatmıyorsun kardeşim. Ayıp. Evet, bin kere olsa sana ayıp diyeceğim. Finansal oynaklık ve enflasyon belirsizliğinin artması fiyatlama davranışına dair riskleri canlı tutmaktadır. İşte hep 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 hep. Salgının etkilerini sınırlamaya yönelik tedbirlerin kamu finansmanı ihtiyacını artırmasına bağlı olarak yönetilen, yönlendirilen fiyat ve vergi ayarlamalarının mevcut raporda öngörülen politikanın üzerinde kalması enflasyondaki düşüş sürecinin gecikmesine yol açabilecektir. Yani diyorsun ki vergileri artıracağız. E vergileri artırmak senin işin değil ki. Vergileri artırmak parlamentonun işi. Parlamento teklif gelir, vergiler artarsa artar. Artmazsa artmaz kardeşim. Ama belli ki Cumhurbaşkanı sana vergiler artacak demiş. E Yine sıkacağız. Ya sıkalım kardeşim sıkalım da umut verin umut. Sıkarsak gerçekten iyileşebilecek miyiz? Kemal Dermiş geldi. Belimizi de sıktı, gırtlağımızı da sıktı. Tam refah erdik derken bu sefer de devlet diye bir bahçeli çıktı ortaya. Bahçeli devlet. Salon salamanca bahçeli. Çıktı memleketin içine etti. Perişan etti memleketi. Evet. Bahçeli'den ders al kardeşim ya. Ders al da doğru, dürüst ve kesin şeyler söyle ya. E, ayıptır ya. Kredi büyümesini yukarı yönde etkileyebilecek ve sıkı parasal duruşun aktarımını sınırlayabilecek dışsal unsurlar, toplam talep, cari denge, dış finansman ve risk bilim kanallarıyla enflasyon görünümünü olumsuz etkileyebilecektir. Bak kardeşim, yarın ben olsam senin yerine yarın istifa ederim. Çünkü sen 15 maddede neden başarılı olamayacağını anlatmışsın ama daha şimdiden yaşanacak olan başarısızlıkların sorumlusu ben değilim. Aha Erdoğan demişsin. Sadece Erdoğan kelimesini kullanmamışsın. Ama belli daha şimdiden yıkmışsın bütün bunların bütün bunların mesulü de sen değilsin. Hayır. Ben seni suçlamıyorum. Çünkü senin görevin sadece enflasyonla mücadele etmek için piyasalardaki para kontrolünü sağlamaktır. Para miktarını. Hiçbir lafım yok. Elbette lafım yok. Ama dövize karışmak değil de dövize baskılamak değildir. Aman ha kardeşim. Aman canım. Sen böyle yaparak geleceğin ne kadar umutsuz olduğunu, ne kadar berbat olduğunu ve ekonominin Batacak demiyorsun, batabileceğini anlatıyorsun. Ama diyorsun ekonomi battığı gün sakın beni suçlamayın. Bütün olacak bitecekten sorumlu bir tek kişi var diyorsun. Recep Tayyip Erdoğan. Yapma be kardeşim. Bak. Daha bence genç bir Herhalde 50 yaşında, 52 yaşında falan bir şeysin. Bilemedin 55 yaşlarındasın. Genç bir yaş, güzel bir yaş. Yazık kariyerini yok etme. Bana sorarsan kardeşim derhal istifa et Merkez Bankası Başkanlığı'ndan. Sen bu şartlarda Merkez Bankası Başkanlığı yapamazsın. Belli ki TÜİK'e baskı var enflasyonu düşür diye. Belli ki. Enflasyon düşmüyor. Hayır. Önümüzdeki sene enflasyon, bu senenin sonunun enflasyon ortalaması bir yıllık yüzde on Belli. Yüzde on buçuk hatta. Yüzde on buçuk. Enflasyon yıllık ortalama yüzde on buçuk. Belli ki TÜİK bunu yüzde on üç, on falan çekecek. Neyle? Kalemle, klavyeyle. Sana da baskı yapacaklar kardeşim. Sen, sen faizleri 13'e 14'e göre düşürdüğün andan itibaren dolar 10 lira. Bak en az dolar 10 lira. Yapma kardeşim. Yapma. Benden tavsiye yapma. Hay seni çok sevdiğimden falan söylemiyorum ha bunları. Seni tanımam etmem bilmem kardeşim. Ama ne olursa olsun kendini ateşe atarken hepimizi ateşe atıyorsun. Bırak çökeceksek o zaman bir an önce çökelim kardeşim. Dibe vuralım ayaklarımızı milletçe yukarı çıkarız. Lastik topları ne kadar hızlı vurursan yere o kadar yükseğe çıkar. Biz artık lastik top haline geldik Şahap. Birisi bizi yere çakacak şöyle çok şiddetle çakacak. Bizim çocukluğumuzda küçücük lastik toplar vardı. En yukarı çıkardı. Bırak kardeşim birisi bizi yere çaksın. Tam çaksın ki yukarıya çabuk çıkalım bir an önce. Evet canlarım hepinizi gözlerinizden sevgiyle öperim. Hoşçakalın canlarım hoşçakalın güzellerim.